Kanka ne yaptın, çalıştın mı? Ne yaptın benim abi, sen ne yaptın? Ya ne yapayım, biraz baktım akşam da pek iç açıcı değil. Pandemi dönemindeyiz diye yazılılar bir daha hiç gelmeyecek sandınız değil mi? Ama geldi. Şimdi üzerimizdeki pası atma zamanı. Peki yazılı öncesinde ve yazılı esnasında nelere dikkat etmen gerekiyor? Dikkatli izle. Her şeyden önce stresten ve panikten uzak durman gerekiyor. Heyecan güzel şey ama bunu abartıp strese çevirirsen yazılı esnasında sana birazcık zarar verebilir. Sen yeter ki yazılıdan önceki gece uykunu al, sabah da güzel bir kahvaltı et, sonra sırana oturup özgüvenli bir şekilde elinden geleni yap. Hazırım hocam. Sakin kral, sakin. Özgüvenin de fazlası zarar. Alışkın olmadığın kalemle sınava sakın girme. Örneğin daha önce hiç kullanmadığın bir uçlu kalemle yazılıya girdiğinde başına iş açabilirsin. Sürekli arıza çıkaran bir kalem sınavda senin odaklanmanı dağıtabilir. Sonra yazılının ortasında arkadaşlarından kalem istemek zorunda kalırsın. Kalem olan yok mu ya? Ya yeter kardeşim be. Bu nedenle her zaman kullandığın kalemle sınava girmen en mantıklısı. Yazılıya girdin ve soruları gördün. Çok zor ya, hayatta yapamam diye motivasyonunu düşürme. Eğer bir yazılı zorsa sadece sana değil herkese zor. Fakat emin ol, o kağıtta kolayca yapabileceğin sorular da var. Yazılıya önce kolay sorulardan başla. Eğer bir soruda takılıyorsan da gereğinden fazla vakit kaybetme. Turlama taktiğinde olduğu gibi zorlandığın soruları en sona bırak. Kopyadan da uzak durman gerekiyor. Kabul edelim, kopya çekmek doğru bir davranış değil. Hem kopyayla iyi not almak bizi başarıya götürmez. Sadece o günümüzü kurtarır. Kopya çekmenin riski de büyük. Yakalanırsan hem sıfır alırsın hem de sınıftaki karizman yerle bir olur. Ya dört. Ver kağıdını, ver. Çık içeri. Hocam vallahi onun suçu ya. Duymuyor ya. Çık içeri. Bu nedenle kendi bildiklerinizi kağıda yazmanız sizi uzun vadede başarıya götürecektir. Yazılı esnasında meraklı gözlerle millete bakma. Yine seni demoralize edecek durumlardan biri de arkadaşlarım ne yapıyor, kim kaç alır acaba diye kontrol etmek. Bak Rabia'ya bak. Yazılıya hiç çalışmadım diyordu bir de. Manas destanı gibi doldurmuş kağıdı. Ayça sen de bir yazılıdan 100 alma kızım ya. Enes'e bak ya, kankam benim. Kağıdı bomboş yine. Boş ver be Enes, ikinci yazılıda kurtarırız. Ah bunları düşünene kadar önündeki kağıda odaklansaydın keşke. Tabii ki yazılıda bu duruma düşmemek için son güne bırakmadan iyi bir şekilde hazırlık yapmak da şart. Evet, bugün sizinle birlikte yazılılarda yapmamanız gereken 5 şeyi gördük. Videoyu beğenen herkes yazılılardan 100 alır inşallah diyelim ve biz de birazcık beğeni kasalım. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.